Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'nde hizmete giren Rüya İpek'ten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi'nde incelemelerde bulundu. 160 çocuk kapasitesiyle eğitim hayatına başlayan kreş hakkında basın mensuplarına bilgi veren Başkan Yücel, çocuklara dört dörtlük hizmet veren kurumda eğiticilerin yanı sıra hemşire ve psikoloğun da görev yaptığını söyledi. Belediyecilik anlayışının artık temel belediyecilik hizmetinin üstüne çıktığını, Alanya Belediyesi'nin de sosyal ve üretken belediyecilik anlayışıyla Alanya halkına hizmet ettiğini belirten Başkan Yücel, göreve geldikleri günden bu yana en büyük yatırımı sağlık ve eğitim alanında yaptıklarını aktardı. Kız yurtlarımızla birlikte birçok eğitime destek vermek adına ve bölge halkının en iyi, en konforlu eğitim alanlarını oluşturmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecek yılın ortalarına kadar da Doğu bölgesindeki kreşimiz de açılacak. Velilerimize burada eğitim vermeye çalışacağız. Zorunlu olduğu halde de biraz daha üst limitlere kadar kişi sayısını çıkartabileceğiz. Ben şimdiden bölgemize, Alanya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Oba Mahallesi'nde hayata geçirdiği kreş ve çocuk akademisinde kapasitenin %50'sini kamuda çalışan annelerin çocukları için ayırdıklarını ifade eden Başkan Yücel, kapasitemiz %90'a ulaştı. Ancak şimdiye kadar duymayan kadınlarımız varsa onlar da çocuklarını buraya kaydettirebilirler. Ben şimdiden Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Ses akustiği için olması gereken şeyler hoşlanmıyor. Toptancı Halil'de yeni sezon törenle başladı. Sezon açılış törenini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Hacılar Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, hal esnafı ve üreticiler katıldı. Başkanım güneşi getiriyoruz abi. Değerli kardeşlerimiz Antalya. Kendisine üreticilerin halden anlayan başkan dediğini aktaran Başkan Böcek, cam seralardan çıkmış bir arkadaşınızım. Üreticimize destek olmak istiyoruz dedi. Hep birlikte üreticilerimizle beraber elimizden geldiğince 21 halimiz var biliyorsunuz. Onu da Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak halden anlayan bir arkadaşımız olarak çalışmalarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Göreve geldiklerinde inşaatı %30 seviyelerinde olan Alanya Toptancı Halini tamamlamak için bugüne kadar 210 milyon lira harcadıklarını anlatan Başkan Böcek, 100 milyon lira daha yatırım yaparak projeyi 2023'te tamamlayacağız. Yeni sezonumuzun tüm üreticilerimize hayırlı olmasını, bol kazanç getirmesini diliyorum dedi. %30'u tamamlanmış olan, şu ana kadar 210 milyon lira ödedik. Herhalde bir 90-100 milyon daha ödeyeceğiz ama 2023 yılında inşallah yeni halimizde tamamlamış olacağız. Ben bu vesileyle uzaktan yakından gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni sezonumuzun tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, hemşehrilerime hayırlı ve aynı zamanda bol kazançlı olmasını diliyorum. Alanya Komisyoncular Derneği Başkanı Adem Kaya ise üretimin ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Kaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal alandaki desteklerine de değinerek her zaman yanımızda olan, sesimize kulak veren ve biz hacilerin halinden anlayan Muhittin Başkanımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım dedi. Konuşmaların ardından Alanya Toptancı Hali sezonu dualar eşliğinde açıldı. Abi.
Türkiye'de yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte 2023 yılı emlak vergisinde yaşanacak artış oranı belirlendi. Buna göre emlak vergisinin gelecek yıl %61.5 oranında artmasının sektörü negatif etkileyeceğinin altı çizildi. Konu hakkında Alanya Posta Medya ekibine açıklamalarda bulunan emlak sektörünün önemli isimlerinden olan Ali Özsoy şunları söyledi. Bilindiği üzere 4 yılda bir emlak vergisinin belirlenmesi için takdir komisyonu toplanıyor. 2022 ile 2026 yılı içinde oranlar belirlendi. Arada kalan yıllar için belirlenen oransa o yıl çıkan yeniden değerleme oranının yarısı kadar olmakta. Yani 2023 yılı için oran 61.5 oldu. Bu işlem devlete girdi bakımından ne kadar olumlu da olsa öncelikle her gayrimenkul sahibi bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Gayrimenkul piyasası ise ödenen vergi ve harçlar artacak olmasından dolayı mutlaka negatif yönde etkilenecektir. Ayrıca kiralıklarda da ev sahipleri için kirayı artırmak için yeni bir bahane yöntemi oluşacaktır dedi. Tarımsal üretimin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar arasında yer alan kırsal kalkınma yatırımları destekleme bilgilendirme toplantısı yapıldı. Alanya'daki toplantıda 2016-2021 döneminde 21 milyon lira değerindeki 17 projeye 7.7 milyon lira hibe desteği verildiği açıklandı. KKYDP başvuru diye hızlı erişimden KKYDP başvuru diye butona tıkladıktan sonra toplantının açılış konuşmasını yapan Rüzgar, 2022-2023 kırsal kalkınma desteklemelerinin 9 Aralık'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandığını söyledi. Ülkelerin ne kadar güçlü olduğu ortaya çıkıyor ve Türkiye'mizin de ne kadar güçlü olduğu ortaya çıktı. Tabii bakanlığımızla birlikte, hani bununla beraber tabii ciddi ekonomik krizler oldu. Bütün dünya bu krizi yaşıyor. Ülke olarak biz de yaşıyoruz. Ama bu krizi hep birlikte atlatacağız ki dünyada bu krizi en az geçiren ülkelerden de biriyiz. Pandemi döneminde Türkiye'nin gıda arzı, tarımsal üretim ve hayvancılık noktasında ne kadar güçlü olduğu ortaya çıktı diyen Rüzgar, bitkisel, hayvansal, aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması, tesislerin yapılması, yenilenebilir enerjiden elektrik üretmeye üst limit 7 milyon TL olan, bunun da %50'si hibe olacak destek var. Ayrıca meyve sebze paketleme, soğuk hava deposuna, sıra yapımından yenilenebilir enerji, mevcut tesisin modernize edilmesi, alet ve ekipman yenilenmesine 4 milyon TL olan destek veriliyor dedi. Üreticimiz kurumlara gelmeden e-devlet üzerinden de başvurabiliyor ÇKS kaydına. Bize gelmeden bazı kolaylıklar sağladı bakanlığımız. Önceden kırsal kalkınma tek bölümde ama şimdi 2 yıldır 2 bölümde yapmaktayız bunu. Bir ekonomik, yani kırsal kalkınma ekonomik yatırımları, bir de altyapı. Kırsal kalkınma altyapı destekleri. Rüzgar bu sene pat pat motoru, pulverizatör, süt sağma makinesi, koyun kırkma makinesi, taş toplama makinesi, ceviz badem zeytin toplama makinesi gibi 70 farklı alet ve ekipman var. Üreticiler talep ettiği zaman %50'sini hibe şeklinde vereceğiz dedi. Yenilenebilir enerji, yani güneş enerjisinden elektrik üretimde gibi üst limiti 7 milyon TL olan ve bunun da %50'si hibe olan desteğimiz söz konusu. Bu büyük yatırımlar için. Bunun yanında işte meyve sebze paketlemeden tutun soğuk hava deposuna, sera yapımında yenilenebilir enerji veya mevcut tesisiniz vardır, bunu modernize etmek istersiniz, alet ekipmanını yenilemek istersiniz. Antalya İl Tarım Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü İzzet Kaş ise makine ekipman desteğinde en düşük rakam 5000, en yüksek rakam 500 bin TL. Başvuruyu yapılıp desteklenme programına alınıp hibe sözleşmesi imzalanmasının ardından 2 ay içinde makine ekipmanını almak gerekiyor dedi.
Toplantıda KAŞ 2016-2021 yılları arasında kırsal kalkınma desteklerinde Alanya'nın 21 milyon 326 bin TL'lik 17 projeye 7 milyon 698 bin TL destekleme verildiğini aktardı. Antalya ilimizde uyguladığımız ekonomik yatırımlar Solkova Deposu'ndan Zeytinyağı Fabrikası'na ve Tebu Aromatik İşleme Tesisi'nden diğer alanlara kadar 265 proje gerçekleştirdik. Yaklaşık 98 milyon yani 100 milyona yakın bir ilme desteği söz konusu. Tesislere yaklaşık bir 250 milyon TL'lik bir girdi sağlanmış oldu yatırımcımızla beraber. Alanya'da yaklaşık 5 metre yükseklikteki taş duvardan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Coşkun yaklaşık 5 metrelik duvardan aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Alanya'da bunalıma giren bir kadın çamaşır suyu içerek canına kıymak istedi. Olay Değirmendere mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir kadın girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu çamaşır suyunu içerek canına kıymak istedi. Eve gelen ailesi kadının durumunu görünce 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ambulansla hastaneye götürdü. Burada tedavi alınan kadının hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Burası işte eski muzdu yani. Burası yeni ekilendi. Alanya'da bahçede çalışırken su yerine tarım ilacı içen 3 kadın hastanelik oldu. Olay İmamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Serada çalışan 3 kadın serada çalışırken yanlışlıkla su yerine tarım ilacı içti. Fenalaşan kadınlar aileleri tarafından hastaneye götürüldü. 3 kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanını yeşillendirmeye devam ederken bir yandan da ağaç bakım işlerini sürdürüyor. Alanında uzman personellerden oluşan ekip teknik personeller gözetiminde budama işlemlerini gerçekleştirmekte. Ekipler tarafından budama çalışmaları bitkinin sağlıklı bir gelişim göstermesi amacıyla bitkinin iyi bir görünüm kazanması, değerini arttırmaya yönelik peyzaj, şekil ve form budamalarıyla ağaçların gövde ağırlıklarını azaltmak, kırılma ve devrilmeleri önlemek amacıyla yapılan güvenlik budamaları devam ediyor. Müzik
Şehrin dört bir yanını ağaçlarla bezeyerek daha yeşil bir Alanya için çalıştıklarını söyleyen Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, ağaçların budama bakım gibi işlemlerini yaparak daha yeşil bir Alanya için çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin Antalyalıları uygun, sağlıklı ve kaliteli etle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et Projesi 3. yılında. İlk şubesi 11 Aralık 2019'da hizmete giren proje kapsamında 3 yılda 480.773 vatandaşa 1084 ton 422 kilogram et ve et ürünü satışı yapıldı. Antalyalılar artan fiyatlarla birlikte sofrasının et ihtiyacını karşılayabilmek için halk eti tercih ediyor. 3 yılda toplam 480.773 vatandaş halk et mağazalarını ziyaret ederek 1084 ton 422 kilogram et ve et ürünü aldı. TFF 3. Lig 2. grupta zirve mücadelesi veren Armoni Alanya Kestal Spor cumartesi günü oynanacağı devrenin son karşılaşması için hazırlıklara başladı. Ergenevli Meşespor deplasmanı dönüşü bir gün izin yapan Mavi Beyazlılar yeni haftanın ilk çalışmasını bugün Milli Egemenlik Stadı idman sahasında yaptı. Saat 15.00'da teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki idmanda düz koşuyla başlarken açma germe hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yapıldı. Yarı sahada çift kale maçla tamamlanan idmana sakatlığı bulunan Samet'in dışında bütün oyuncular katıldı.